Kamile programı pek çok arkadaşımızın da yakından bildiği üzere pek çok kitabı barındıran, 8000 civarında kitabı barındıran bir kütüphane programıdır. Geliştirilen bu programda klasik kaynakların özellikle ilahiyat alanında araştırma yapan arkadaşlarımızın başvurabileceği klasik ve güncel pek çok kaynağı bir arada bulabilirsiniz. Şu an itibariyle yaklaşık 8000 küsür kitap mevcut ki bu kütüphane sürekli güncelleniyor ve kitap sayısı da artıyor. Dolayısıyla bu programı yükleyen ve kullanan arkadaşlarımız programını güncelleyebilir ve yeni kitapları da yükleyebilirler. Aşağı yukarı araştırma yapan bir arkadaşımızın ihtiyacı olacak klasik anlamdaki bütün kaynakları burada bulabilirsiniz. Tefsirinden rical kitaplarına kadar, hadis kitaplarına kadar bir ilahiyatçının araştırmalarında makaleye de tez yazarken başvurması gereken referansların çoğunu bu Şamile programında bulabilirsiniz. Bugün sizlere bu Şamile programında maturidik kaynaklar üzerinde duracağım. Maturidik kaynaklar sınırlı sayıda mevcut. Onu ifade edeyim her şeyden önce. Bütün maturidi kaynakları burada bulabileceğinizi düşünüyorsanız bu bir yanılgı olacaktır ama hiç de yok değil değerli arkadaşlar. En azından bazı maturidi kaynaklarına buradan ulaşabilirsiniz ve onları kullanabilirsiniz. En azından maturidinin kendi kitapları burada mevcut arkadaşlar. Tabii ki Şamil'e programını kullanan arkadaşlarımız yakından bilir. Burada kütüphaneli programı üzerinde herhangi bir eser ya da kitap içerisinde arama yapabiliyorsunuz. Bulduğunuz sayfayı aynen kitabı referans verir gibi, kaynakça gösterir gibi gibi gösterebiliyorsunuz. Bu açıdan da güzel bir program. Maturidi'nin bu kitaplarını da bu anlamda kullanabilirsiniz. Şimdi sizlerle bugün bir Maturidi özel klasör oluşturacağız ve Mane programında Şamile'de bulunan Maturidi kaynakları o programın içine atacağız. Dolayısıyla bir Maturidi kitaplığı oluşturacağız. Çok fazla sayıda kaynak olması da olanları en azından tespit etmiş olalım. Bunun için daha önce kanalımızda da mevcut özel klasör oluşturma seçeneğini kullanacağız. Yani favori klasör oluşturma seçeneğini kullanacağız arkadaşlar. Bunun için biz yine kütüphane programının de levhatı tahkim bölümünü şuradaki üstte şu simgeye tıklıyoruz. Arama butonunun hemen solunda yer alan simgeye tıklıyoruz. Yani yönetim paneli gibi bir şey demek aslında bu. Ee, şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Burada bir klasör var maturidik klasörü dikkat ederseniz. Şimdi ben bunu sizlere göstermek için önce onu bir sileyim. Sonradan yeniden oluşturalım. Burada mufaddala diye bir bölüm var. Ee, şöyle tekrar burayı görmüş olalım. Şuradan levhatı tahkime tıkladığımız zaman şöyle bir ekran açılacaktır. Arayüz Burada mufaddıla bölümü mevcut. Orada görünüyor. Bu bölümünde biz kendimize ait favori klasörler oluşturabiliriz ki ne zaten tercih edilenler yani favori olanlar anlamına gelen bir ifadedir. Şurada zaten bir cilt mevcut. Dolayısıyla yeni bir cilt oluşturmaya gerek yok. Bu cildin altına biz bir maturidi kitaplı oluşturalım. Bunu Arapça olarak yazabileceğiniz gibi Latince de yazabilirsiniz. Yani Türkçe olarak da yazabilmeniz mümkün. Biz maturidi olarak yazalım ve e, pardon enter tuşuna bastım. Şuradaki ekle tuşuna klasöre ekleyeceksiniz. Artık bizim bir Maturidi favori klasörümüz oldu. Şimdi biz Maturidi klasörümüzün içerisine şamilede bulunan Maturidi kaynaklarını atacağız. Bunun için de biz kütüphanemizde arayacağız. Burada isterseniz değişik kategoriler altında arama yapabilirsiniz. Biz bütün kitaplarda arayalım. Ben sizler için bu Maturidi'leri, Maturiliği ifade eden değişik Arapça kelimeleri bir e, Word belgesinde topladım değerli arkadaşlar. Şöyle Öncelikle Maturidi'nin kendine ait eserleri arayalım. Dolayısıyla Maturid'i ben buradan kopyalayayım. Tabii ki Arapça yazabiliyorsanız oradan kendiniz de yazabilirsiniz. Ben Arapça çok seri yazamadığım için, klavyemde desteklemediği için burada sizler için daha önce yazdığım metinleri kullanacağım. Tabii ki burada bulabilmek için arkadaşlar öncelikle kütüphane programını kurmuş olmanız, sonra da tüm kitapları bilgisayarınıza indirmiş olmanız gerekiyor ki burada favori klasörünü ulaştırırken tüm kütüphane içinde arama yapabilirsin. Buraya matürdi sekmesine yani burayı tekrar kaldırayım tekrar görelim. Şurada tüm kitapları işaretleyip şu kütüp ifadesiyle tüm kitapları seçip seçtiğiniz zaman burada kütüphane programındaki tüm kitapları görünür yaklaşık 8000 civarında kitabı burada listeyecektir. Çok uzun bir sayfalar tam bir met şey var. Görünümü var. Burada isterseniz bu bunlar içerisinde biz matürdi sözcüğünü arayalım. Evet aradı. Dikkat derseniz matürdi ve matürdilik geçen Dört tane kitap buldu. Bunlardan üç tane pardon. Bunlardan birisi kitabı Tevhid. Hemen seçiyoruz ve bunu biz favori klasörümüzde Maturidi favori klasörüne ekliyoruz. İkincisi Tefsirül Maturidi. Bunu da ekledik. Yani Maturidi'ye ilişkin, Maturidi'ye ait iki temel kaynak zaten mevcut. Bunlar bizim için önemli değer arkadaşlar. Özellikle araştırma yapan arkadaşlarımız yakından bilirler. Matürdün temel iki kitabı var zaten. Bunlardan birisi kitabı Tevhid'dir ki daha çok inanç esasları da itikatla ilgili, kelamla ilgili kitabıdır. Diğeri ise tefsirle ilgili kitabıdır ki bu da temel kaynakları içerisinde yer alır. Burada bir de Matürdi 7 bir kitap daha yazılmış. Matürdün kendine ait değil. Başka bir yazar tarafından ama Matürdikle ilgili olduğu için bunu biz yine Maturidi klasörümüzün içine atalım değerli arkadaşlar. Burada Maturidi klasörümüz, favori klasörümüz mevcut. Biz buraya Maturidi kaynakları taşıyoruz yavaş yavaş. Maturidi bitti. Maturidi ve Maturidiye içinde geçen 3 tane kitap buldu. Başka ne aratalım? Maturidi ilgili mesela Hanefi kelimesini aratalım. Yani Ebu Hanife'ye ait kitapları varsa onları da taşımış olalım biz buraya. Çünkü Ebu Hanife de bir anlamda matür düşüncenin öncüllerini tespit eden bir düşünce sistemidir Ebu Hanife'nin düşünceleri. Bunu da buraya kopyaladık. Hanefi ile ilgili Ebu Hanife'ye de Hanife geçen çok Sayda kitap buldu dikkat derseniz. Bunlardan bir kısım Ebu Hanife'ye ait eserler. Bunların mesela Fukul Epsat bunu alalım. Bu temel maturidik kaynaklardan aynı zamanda Hanefi kaynaklardan birisidir. Fukul Efsat var, onu da aldık. Evet, şurada bir tane Fukul Ekber var, bunu da alalım. Şurada herhalde, evet taşıdıklarımız burada yine görünüyor. Niye görünüyor onu bilmiyorum ama neyse taşımış olalım arkadaşlar. İhtilafı Ebu Hanife, İbni Eble ile arasındaki söz sözden bir metin var. Bu doğrudan bizim Hanefilikle de Matür düşünce sistemi ile ilgili olmadığı için bunu atmayacağım arkadaşlar. Başka ne var? Aşağı doğru iniyorum. Ebu Hanife ile ilgili doğrudan eserler var mı? Bakıyorum. Menaklı Ebu Hanife var. Bunu atalım. Bu da temel kaynaklardan birisi. Ee, eğer yazılar küçük doğru görüyorsam ki doğru görüyorum. Zehebi'ye ait temel kaynaklardan birisidir. Onu da attık. Burada başka ne var? Şerh-i Müsned'i Ebu Hanife. Ebu Hanife'ye bir de Müsned'i var değerli arkadaşlar. Şurada görünüyor. Bunu da atalım. Bir hadis kaynağı olmasın rağmen Ebu Hanife'ye ait. Ona ait şerhide taşımış olalım biz favori klasörlerimize. Ebu Hanife'ye göre din diye yazılmış güncel bir çalışma var onu dağıtalım. Sistem üzerinde mevcut Ebu Hanife'ye kitapları yani Şamil'e mevcut. Ebu Hanife'ye kita ait kitapları da biz maturide klasörümüzün içine taşıdık. Başka ne olabilir arkadaşlar? Başka yine gelelim biz Word belgemize. Hanefiyi yaratsın bir sözcük olarak bunu alalım. Bunlar ne? Bununla ilgili Şamil'e neler var onu bir görelim. Tıkladık. Evet Hanefiye ile ilgili de tıkladığımız zaman şöyle 4-5 tane kaynak çıktı. Bunlardan birisi bir tabakat kitabıdır ki Hanefi düşünürleri daha çok merkeze alan bir tabakat kitabıdır. Cevahirül Müdiyye diye başlayan Kurayşi'nin bir kitabı. Kurayşi'nin bunu atalım. Bu da yine e, ilgili olduğu için Tabakatü seniyye fi teracim muhanifiye. Bu da bunu da atalım arkadaşlar. Bu da temel kaynaklardan birisi. Hevaülül behiye yine temel kaynaklardan birisidir. Leknevi'nin bunu da taşımış olduk. Evet, bunu da taşımış olduk. Yani Hanefi ve Hanefilikle ilgili de mevcut olan kitapları da biz Maturidi klasörümüzün içine taşımış olduk arkadaşlar. Başka ne olabilir? Bir de Nesefi'yi aratalım. Ki Nesefi de biliyorsunuz Nesefi ailesinin tamamı matürlidir. E bunlar arasında Ömer el Nesefi var başta gelen. Sonrasında Ebul Muin el Nesefi var. Sonrasında Ebul Bereket el Nesefi ki bunların hepsi matür düşüncenin önemli kalemlerinden, önce isimlerin dendir. Bunu da yapıştıralım arkadaşlar. Bakalım Nesef ile ilgili neler var. Daha çok Ebu'l-Bereket'in Nesef'inin, Ebu Hafs Ebu'l-Bereket'in Nesef'inin kitapları var. Ebul Muine ve Ömer'in nesefi ait kitaplar mevcut değil arkadaşlar benim görebildiğim kadarıyla. Bu tefsirini atalım. Başka ne var? Yine tefsirün nesefi var onu da atalım. Kenzüt Dakait aslında bir usul kitabı benim bildiğim kadarıyla. Bunu da atmış olalım madem. Evet böylece Maturide klasörümüzü oluşturmuş olduk Şamile'deki. Bir de belki Tahavi'nin akidesini de atabiliriz arkadaşlar. Burada Tahavi'nin akidesini yazmadığım için orada bulamadım ama şu akide sınıfında var bildiğim kadarıyla kütüp, tasnif, şuradaki akide sınıfında eğer bulabilirsem tahavinin akidesi mevcuttu. Tabii ki biraz uzun bir liste buradan görebilir miyim bilmiyorum ama gözümüze çarparsa onu da atmış olalım Bu da eksik kalmasın. Şerhü Taviye İbni Ebul İzin ki bu zaten meşhur kitaplardan birisi. Bunu da attık. metnini de attık. Şu anda biz Şamil'e de bir maturidi kitaplığı oluşturduk ve Şamil'de mevcut maturidi kitaplarını da içine taşımış olduk. Artık bizim Şamile içinde bir Maturide klasörümüz var. Maturide kitaplığımız var. Bunun içinde de Maturide ile ilgili Şamile'de mevcut olan kitapları toplamış olduk. Peki orada nasıl arama yapacağız? Bunu daha önce aslında bir videoda farklı bir şekilde anlatmıştım. Şurada arama butonuna tıkladığımız zaman şu kısım açılacaktır. Ki bu tür arama ekranıdır, arama yüzüdür. Buranın alt kısmında Mufaddıla diye bir seçenek var. Mufaddıla, Türkçedeki favori yani tercih edilen eserler anlamına gelen, tercih edilen klasörler anlamına gelen Bizim oluşturduğumuz klasörü tıkladık. Burada cilt altında maturidi kitaplığımız geldi. Tıkladığımız zaman da arkadaşlar biz maturidi kitaplığını burada görüyoruz. Burada istersek bu kitapların hepsinde arama yapabiliriz. Ya da herhangi bir kitabı aynı usulle seçip şuraya taşıyarak sadece o kitap içerisinde de arama yapabiliriz. Bu tümüyle bize kalmış bir durum. Yani isterseniz o şekilde isterseniz o şekilde arama yapabilmeniz mümkün. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla sayıda olmasa da Şamile programında bazı işimize yarayacak ki özellikle matürde ait temel kaynakların mevcut olduğunu tekrar hatırlatmış olayım. Tabut tevhidle tefsirül matür burada mevcut arkadaşlar her ikisini rahatlıkla kullanabilir. Sayfalarında arama yapabilir ve referans olarak gösterebilirsiniz. Ebu Hanif'in de neredeyse kitaplarının çoğunluğu mevcut. Nesefi olarak da Ebu'l-Bereket en-Nesefi'nin en azından tefsiri mevcut arkadaşlar. Yani aslında Ebu'l-Bereket en-Nesefi'nin el itimat ve el Undes'de neşredildi ama maalesef Şamil'e programına henüz eklenmiş değil. Belki ilerleyen zamanlarda eklenirse, yeni bir güncellemele gelirse onu da kullanabilirsiniz. Bunu sizler de benzer şekilde bir maturidi kitaplığı oluşturarak Şamil'e kitapları içine atabilir, rahatlıkla bu klasörünüze erişebilir ve klasörünüz içinde aramayı yapabilirsiniz. Bir başka Şamile dersinde yeniden sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.